Saygıdeğer izleyenler, insan dostu canlıların canlılardan birkaçına eziyet eden insanlar varken onları sokakta görüp kendi evlatlarıymış gibi koruyan insanlar da var. Ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de önceki gün çift başlı bir doğum yapan hayırsever bir kardeşimizin de Zeytin adını verdiği kedi birkaç gündür doğumunu yaptırdığı Canik Veteriner Kliniği sahibi Ünyeli hemşehrimiz Ali Güngör'ün muayene hanesinde serumu takılıyor. Biz Ali Bey'den, hayırsever vatandaşımıza gelmeden evvela Ali Bey'den insanlar gibi canlılar içerisinde de ikiz doğum yapan çift başlı insanlar olduğu gibi bu güzel hayvanların da, bu güzel hayvan kelimesini kullanmaktan imtina ediyorum. Dostların da bunlar çift can başlı dost, yoldaş doğurduğunu ve doğuramadığı için de veteriner hekim müdahalesiyle dünya getirdiğini ve sonucunu kendisinden bilim adamı olarak, sağlıkçı olarak öğrenelim. Buyurun Ali Bey. Evet, siz de bizi telefon ihbarıyla Özlem Hanım aradı. İki gündür doğum yapamıyor, zorlanıyor. Sokak kedisi, buna nasıl yardımcı olabiliriz diye telefonda bilgi verdi. Biz de bir an önce getirin, bir muayene edelim, nedir sıkıntı öğrenelim. Ona göre bir teşhis tedavi yöntemi uygularız dedik. Kendisi sağ olsun maalesef kaçmış bulamamışlar. Bir ara geç geldiler ama bana yaklaşık iki gündür 24-48 saat bu hayvan doğum yapmak için uğraşmış ama maalesef buraya geldiğinde bitkin haldeydi. Önce biz hemen serum takıp güçlendirip hayvanın kendine geldikten sonra bir ultrasonla hayvanımıza baktık, can dostumuza. 4 tane yavru fakat rahim doğum kanalında giren yavrularda bir hareket olmadığını hissettik. Bir an önce sezaryen almamız gerektiğini düşündük. Ama çift başlı yavruyu fark edemedik o an için. Fakat doğum yapamadığından dolayı bir anormallik olduğunu tespit ettik. Nihayetinde akşam sularıydı. Saat kaçtı hatırlayamıyorum şimdi ama. Saat mesai bittikten sonra yaklaşık 8.30-9 gibi gece akşam belli bir geçtikten sonra sezaryeni aldık. Geç geldiğinden dolayı tabii. Tespit ettik ki maalesef bir tanesinin çift başlı ve kanalı tıkadığı için öbür yavrularında doğum yapamadığını gördük. Maalesef ölü mü doğdu? Evet, 4 tane yavruydu bunlar. İki tanesi ölmüştü zaten. Üçüncü de canlıydı işte, bu bizim dediğimiz çift başlı yavrumuz aldığımızda can veriyordu hayvancağız. Bayağı canlıydı, hareket vardı ama çok uzun süre kalmadı ve ekst oldu. Ama bir tane bize miras bıraktı bu zeytinyağı annemiz. İnşallah Özlem Hanım'ın sayesinde buna bakacağız. İsmini de Mucize verdi. Sağ olsun. Evet. Bebeğimizin adı Mucize. Annemizin adı Zeytin. Evet. Gayet iyi, sağlıklı. Dün, bugün ikinci gününe varıyor sezaryen olalı. Bugün daha da toparlanmış gördük. Ali Bey, çok da sizden, mutlu olduk. Sizden, gayet de güzel. Mucize yavrumuza inşallah hayata tutunacak inşallah. Gayet de güzel. Şu anda düzene girdi inşallah. Meme arıyor. Evet. Fark ediyor musunuz? Evet, evet. Bakar mısınız? Aynen. Harika. Ali evet, Bey, sizden istirhamımız, size bunlar, bu benzeri canlılar çok geliyor. Evet, İnsanlarımızı evet, bu konuda duyarlı hale getirmenin mücadelesini çok vereyim. Çok duyarlı insanlarımız var ama o kadar da maalesef var. Duyarsız insanlarımız da var. Biz onlar bu, da bir can. Bir sokak hayvanı. Özlem Hanım beni aradığımda, hocam yani maddi durumumuz da sıkıntılı. Yani tamam, benim kendi hayvanlarım da var. Hepsine bakamıyorum. Doğru. Bu konuda yardımcı olursanız hemen alın gelin dedim. Hiç önemli değil, parası sıkıntı değil, yardımcı olurum dedim. Ve nihayetinde de öyle yaptık. Ücret dahi talep teşekkür ettik ediyoruz. Sayılmaz yani.
Allah razı olsun. Nihayetinde önemli olan bir canlıyı tekrar hayata kavuşturmak. Evet. Size teşekkür ediyoruz. Bu devam edeceğiz. Bizim i̇nşallah. Ömrümüz var oldukça inşallah bunları yaşatmak için mücadeleye yaptığımız devam. Mücadeleye devam edeceğiz inşallah. Yüce Allah öyle diyor. Canlıyı evet, yaşat evet. ki hayat yaşasın. Evet saygıdeğer izleyenler. Bu çift başlı doğumu, kedi yavrusunun doğumunu yapan bu insan dostunu daha evvelinden de tanıyan ve bu konuda da hassas davranan bir can dostları seven insanla da beraberiz. Kendisine de teşekkür etmeden evvela bu kediyle olan, can dostu olan diyaloğunu bir alalım da kediye, canlıya farklı gözle bakan insanlarımıza ibret olsun. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Özlem Kalaycıoğlu. Benim iki tane kedim, bir tane köpeğim var. Harika. Evet, hayvanları gerçek anlamıyla seviyorum. Çok güzel. Bizimkiler şanslı evdeki olanlar ama asıl ihtiyaç sahibi olan dışarıdaki hayvanlar. Tabii. Acı çeken bunlar. Kesinlikle. Ben o duyguyu hissettiğim için kendi hayvanlarımla birlikte her gün onları besliyorum. Belirli mahallede gelen her kediyi her şekilde elimden geldiği imkan kadar beslemeye çalışıyorum. Çektiği çileği tanım evet. olmuşsunuz. Zeytinin farklı bir yeri var. Zeytinin bir gözü görmüyor, kör gözü. Zeytine ayrı bir ayrıcalık vardı benim için. İşte hayvan iki gün rahatsızlandığını hissettik. Benden adeta yardım için ürkek olan bir kedi aksine kapıya yardıma geldi. Doğum yapamadım evet. der gibi geldi. Köpeğime dahi yaklaştı. Yani sürtünü hiç yaklaşmayan kedi bizden yardım bekliyor. Ve ben bunun bebeğinin doğumun yarım olarak gerçekleştiğini fark edince iki gün peşinde koştum. Yakalayana kadar hiç pes etmeden bulduğum an Allah'a şükrederek hemen o halde direkt Ali Bey'e koştuk. Sağ Allah olsun Allah ondan da razı olsun. Sadece bütün insanlardan biraz duyarlı olalım. Kapılarımıza, maalesef, sokaklarımıza evet. su koyalım. Kaplara yem, mama ne olursa. Çünkü biz insanoğlu sesimizi duyurabiliyoruz ama onlar maalesef seslerini duyuramıyorlar. Belki cennetin kapısı bunlardadır. Bilemeyiz. Hiç bilinmez. Evet. Doğru. Sizi de tebrik ediyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Yüce Allah Ali Bey ve siz gibi insanların ülke genelde olduğu gibi Ünye'de de sayısını artırsın. Çünkü Yüce Allah yarattığı insanlar başta olmak üzere benim sessiz kullarımdır, size emanettir evet. dediği can dostlarını seven insanların sayısını da artırsın amin, diyor. Amin, amin, amin. İyiliklerinize Allah iyilik katsın. Biz teşekkür dediğiniz ederiz. Gibi belki de cennetin kapısını bunlarla aralayacağız. Siz saygıda. Bir şey daha eklemek Buyur. İstiyorum. Sokak hayvanlarımız artık onlarla yaşamayı öğreneceğiz. Öğrenmek Kesinlik. Zorundayız. Doğru. Maalesef trafikte çok büyük yanlışlar yapılıyor. Çünkü hızlı araba kullananlar. Bak, dün akşam yine iki tane. Yapmıştır. Yani aman bunlara dikkat edelim. Bu hayvanlar nihayetinde sokak hayvanı ama bunlar can. Kazalı çok hayvan geliyor buraya. Kırık, çıkık bilmem ne yani bitkin halde ölmek üzereyken. Hatta kaza anında ölen çok hayvanlarımıza tanık oluyoruz. Mümkün olduğunca bir trafik, şehir içi trafiğinde helal. Sürücülerimize dikkat evet, etsin çok dikkat diyorsunuz. Etsinler. Evet. Onlar nihayetinde yoldan geçebilecek bir canlıyı düşünebilsinler. Buna göre araba kullansınlar. Hadi insan, hadi insan dostu. Fark yok. Aynen. Bak dün akşam gecenin birinde ben buraya iki tane kazaylı köpek geldi. Gecenin 1:30'da buraya geldim, röntgene çektim, tedavi ettim, ilk müdahalelerini yaptım. Yani bu her sene, her gün, her akşam bir tane kazayla karşılaşıyorum. Abi bunu, siz de bypass evet. olduğunuz ölümden aynen, döndünüz. Aynen, Yüce aynen. Yüce Allah'ın bir hikmetidir bunlar. Kesinlikle. Ben yeterince fedakarlık yaptığımı düşünüyorum. Daha da fazla yapmak isterim. Ama insanlarımıza İnsanlar biraz yaparsınız. Daha duyarlı olsun. Burası da bir özel klinik nihayetinde belli bir masrafla dönen evet evet ister tamam. istemez onun için duyarlı vatandaşlarımızın da bizlere yardımcı olması desteği maddi gerek maddi gerek manevi yönden destekli olmalarını rica ediyorum. Teşekkür ve ediyoruz. Ve özellikle bilhassa çok duyarlı olup sokakta da hayvan yaşadığını bu can dostlarının çoğunun dışarıda yaşadığını görüp ona göre gerekirse bir tas su, bir kap mama koysunlar belli sokaklara. Araba kullanmalarında trafikte biraz daha dikkat etsinler. Her an önünden bir kedimiz, bir yavrumuz, can dostumuz geçebilir. Ani bir
trafik kazası yaşayabiliriz. Bunları devamlı düşünebilsinler yani. Araba kullanırken akılların bir köşesinde dursun bu. Can veremediğimize göre evet, canlıları evet. da yaşatalım işte. Tabii ki, tabii ki. Evet, teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyurduğunuz için biz size teşekkür ederiz. Biz de kardeşim. Evet. Sizlere yani. İhtiyacımız var. Ülkenin ve Ünye'nin. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun.